A Haber ekranlarından mutlu günler. Üniversiteye Doğru programıyla karşınızdayız. Konuğumuz Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Rümeyza Kazancıoğlu bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz programımıza. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi öncelikle tabii öğrencilerimiz hani biliyorlar, tanıyorlar, bizler de tanıyoruz ama şimdi yeni gelecek olanlar merak ediyorlar. Hani biz kiminle muhatap olacağız, kimin üniversitesine gidiyoruz diye. Hem sizi biraz yakından tanıyorum, biraz da üniversiteden bahsedelim ilk olarak. Aslında çok kolay. Üniversitenin ismine bakınca kimin üniversitesine doğru gidiyoruz'u göreceğiz. Bezmi Alem Valide Sultan'ın rüyasında geçenlerle başlayan bir serüvenden bir köklü hastanenin üzerine inşa edilen bir üniversiteye doğru geliyorlar. Evet. Aslında sağlık temalı bir üniversiteye geliyorlar. Evet. Kampüsü eski İstanbul'un ortasında kolay ulaşılabilir bir yerde muhteşem bahçeleri olan bir üniversiteye geliyorlar. Birbirleriyle çok iyi anlaşacakları, arkadaşları olacakları bir üniversiteye geliyorlar. Tüm bölümlerimiz sağlıkla alakalı olduğu için birbirlerinin konuştuğu lisanı da anlayacaklar. Takdir edersiniz ki sağlıkla ilgili kişiler kendilerine özgü bir konuşma tekniği de geliştiriyorlar. En ağırı bunların arasında belki doktorlarımız ama aynısı hemşirelerimiz için var, diş hekimlerimiz için var. Eczacılık bölümümüzdeki öğrencilerimiz için var. Birbirlerine yakın lisanda konuşacaklar. Dolayısıyla da kaynaşacakları bir ortama geliyor olacaklar. Süper. Peki şimdi bir şehir üniversitesinden bahsediyoruz. Yani siz de dediğiniz gibi şehrin içinde, ortasında bir üniversite. Evet. Şehir üniversitesi olmasının ne gibi avantajları var mesela? Pek çok avantajı olduğunu düşünüyorum. Bir kere ortamdan, şehrin içinden kopmuyorsunuz. Evinizden kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir yerde ulaşım çok önemli. Hele İstanbul'u düşünecek olursanız kolay ulaşabileceğiniz bir yerde okumak çok keyif veriyor. Evet. Aynı zamanda tarihi bir binanın içinde olmak da çok önemli. Şehir üniversitesi olmak da öyle bir özellik kazandırıyor. Evet, Sur'un içinde, eski İstanbul'un içinde. Hatta öğrencilerin bir kısmının eğitim gördüğü binalar eski tarihi hastaneden şimdi yenilenerek kullanıma açılan binalar. Bir tane daha tabii bölümümüz var bizim. Ayrı bir anımız var, yerleşkemiz var. O da Eyüp Sultan'da şimdi bu sene eğitim vermeye başladığımız bir sağlık bilimleri fakültemizde oldu. O da modern binamız oldu. Peki fakülte ve bölümleri biraz açalım mı? Tabii. Sağlık temasından bahsettik size. Bütün bölümlerim sağlıkla ilgili. Eczacılık fakültem, tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi ki içinde hemşirelik, odyoloji, fizyoterapi ve rehabilitasyon, diyetetik ve beslenme, sağlık yönetimi ve bu senede öğrenci alacağımız ergoterapi bölümü var. Bir de bunların üstüne ilave 13 bölümüyle sağlık meslek yüksekokulumuz var. Orada da yeni bölümümüz bu sene ameliyathane hizmetleri olacak. Diğerleri zaten devam eden ve mezun veren programlarım. Çok güzel. Şimdi teknoloji sürekli gelişiyor ve tabii ki sağlık sektörü de teknolojiye bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Ve otomatikman aslında bu üniversitedeki eğitime de yansıyor. Kesinlikle. Mesela size nasıl yansıyor? O teknoloji size ne gibi yenilikler getiriyor ve siz buna nasıl ayak uyduruyorsunuz? Bu çok önemli bahsettiğiniz konu. Gerçekten bilimin çok alanında günlük değişimler oluyor ama sağlıktaki değişimler hız açısından en üstün düzeyde olanlar belki de takip etmek çok zor olabiliyor. Eğitimde de bu teknolojileri görüyoruz. Tüm öğrencilerimiz için hani yeni yapılan binamızla birlikte en üst düzeyde kullanılabilir laboratuvarlar oluşturduk. Burada teknolojinin en üst imkanlarından simüle mankenlerden mikroskoplara en üst düzeye kadar diş hekimliği fakültemdeki fantomlara kadar manken maketler veya bilgisayarlı sistemlere kadar programlarımız var. Tıp fakültesinin bu sene içinde oluşturduğumuz bir beceri laboratuvarı dediğimiz laboratuvarlarda bu mankenlerimizin çok değişik tipleri var. Öğrencilerimiz hastalarla karşılaşmadan onların üzerinde deneyim kazanıyorlar. Aynısı hemşirelik bölümü için de geçerli. Onların ayrı bir beceri laboratuvarı ve bu simülasyon laboratuvarları var. Süper. Şimdi sizde subjektif bir durum var. Yani siz aslında belli bir alana yönelik ilerliyorsunuz. Evet. Peki bu anlamda mesela eğitim sistemi nasıl ilerliyor? Çünkü şimdi bakıyoruz mesela özellikle yurt dışında Türk doktorların başarılarını hep dinliyoruz. Hep görüyoruz ve bununla tabii ki gurur duyuyoruz. Yani Türkiye'deki eğitim sistemini bu anlamda nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi çok haklısınız gene. Gerçekten bizim lisans düzeyindeki eğitimimizin çok üst düzey olduğuna inanıyorum. Yıllardır öyleydi, hala da öyle olduğunu düşünüyorum. Bunun standartını sağlamak için sağlık alanında özellikle tıpta zaten çekirdek eğitim programı denilen bir program geliştirildi. Tüm
ülkedeki tıp fakültelerinin uyması gereken bir program geliştirdi. Ama bunun üzerine biz bezmalem çekirden eğitim programı geliştirdik. Bunun içindeki faktörlerden bir tanesi temel tıbbi yetkinliklerle alakalı özel dersler veriyoruz öğrencilerimize. Nedir bunlar? Hukukla ilgili bilgiler, iletişimle ilgili bilgiler hepsinin içinde geliyor. Bunların üstüne Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi tıp fakültelerinden bir tanesi olan Johns Hopkins Üniversitesi ile müfredat geliştirme anlaşmamız var. Çok güzel. Son iki senedir bu yürürlükte ve iki senedir de Johns Hopkins'ten hocalarımız, akademisyenlerimiz birebir gelerek çocuklarımıza ders veriyorlar, onların sınavlarını yapıyorlar. Üstelik de bir bilimsellik komitesi dediğimiz bir onların programı, Türkiye'de hiç başka programda olmayan bir programı da müfredata dahil ettik. Bu nedir? Bir 18 aylık program dahilinde tüm öğrencilerimizin kendi akıllarına gelen bir konuyu araştırmalarını teşvik ediyoruz. En başından fikrin ortaya atılması, bu fikrin araştırma projesine dönüştürülmesi, etik kurul onaylarının alınması, çalışmanın yapılması, sonuçlarının yazılması ve bunun sonuçta bir konferans ortamında sunulmasında noktalanacak bir program. Daha da bitmedi. Bunun üstünde de kısımlar var. Buyurun. Uluslararası düzeyde akreditasyon içinde çabalar var. Sadece ulusal tanınırlık yetmiyor. Aynı zamanda uluslararası tanınırlık, bilinirlik anlamında tabii da ki. Özellikle şimdilik küçük birimlerde başlayan akreditasyonun üniversitenin lisans düzeyinde de tüm bölümleriyle de tamamlanması için gayret ediyoruz. Yeni bir üniversiteyiz, hızlı giden bir üniversiteyiz. Bunları da tamamlamak için her adımda gayret ediyoruz. Çok güzel. Şimdi anlaşılan o ki siz uluslararasılaşmaya oldukça önem veriyorsunuz. Şimdi siz oradan tabii ki doktor getiriyorsunuz. Demin de bahsettiğiniz gibi. Akademisyenlerimiz. Aynen öyle. Şimdi buradan da mesela oraya öğrenciler ya da akademisyenler gidip geliyor mu? Nasıl bir orada bir işleyiş var? Bunda birkaç tane yolu kullanıyoruz aslında. Bunlardan bir tanesi biraz önce bahsettiğim Johns Hopkins anlaşmamız nedeniyle inşallah gelecek sene öğrencilerimden oraya kısa süreli staj yapmaya gidecekler olacak. Ama onun dışında da pek çok üniversitede olduğu gibi Erasmus Plus projesinin içinde Avrupa'daki pek çok üniversiteyle anlaşmamız var. Ve bunun içinde hem hemşirelikten hem fizyoterapiden hem diş hekimliğinden hem tıp fakültesinden öğrencilerim İspanya'dan tutun İtalya'ya, Romanya'ya kadar ülkelere gittiler. Bunlar anlaşmalarla giden. Sadece onunla bağımlı kalmıyoruz. Dünyanın çok değişik yerlerindeki üniversitelerle bağlantılarımızı artırmaya çalışıyoruz. En son geçtiğimiz ay içinde Tayvan'dan bir üniversiteyle protokol imzaladık. Ki son iki senedir zaten oradaki başka bir üniversiteyi tıp fakültesinden öğrencilerim yaz stajında gidiyorlardı. Çok yakın zamanda gene ortak anlaşma imzaladığımız Brezilya, Meksika, Şili gibi ülkeler var ve tıpta sadece ileri teknolojiler değil, tıptan bahsettiğimiz için özellikle ondan bahsediyorum. Evet, ama evet. Aynı zamanda geri kalmış ülkelerde de desteğe muhtaç veya kalkınmakta olan ülkelerde de tıp nasıl, sağlık nasıl diye görmek isteyen öğrencilerimiz var. Çok tipik örnekleri Nijerya'ya hocalarıyla birlikte gittiler, Somali'ye gidenler oldu, Filistin'e gidenler oldu. Sadece Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri değil, aynı zamanda Afrika, Orta Doğu'ya da bu anlamda gidip hizmet verip orada gerçekten hizmet vermenin, birine sağlığına kavuşturmanın nasıl bir mutluluğa yol açtığını da yaşayan öğrencilerim oldu şimdiden. Yine çok yakın zamanda bir öğrencimiz CERN'e kabul oldu ve ilk defa CERN'in tarihinde bir tıp fakültesi öğrencisi oradan kabul aldı. Neuroscience'da bir aylık araştırma görevlisi olarak çalışacak, dönecek. Ne Hiç kadar keyifli işler yapıyoruz. Yani onların sınırı yok. Onlar aklından geçirenleri yapmayı niyetlensinler. Evet. Üstelik sadece o da değil, şimdiye kadar en azından 4 veya 5 tane öğrencimin de bir bilimsel dergide makalesi birinci isim olarak yayınlandı. Ki zaman zaman bizim asistanlarımız bile bunu yapmakta geç kalabiliyorlar. Dolayısıyla gerçekten başarılı gidiyorlar. Siz de gurur duyuyorsunuz. Kesinlikle. Tabii. Şimdi biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki mesela iletişim ve hukukla ilgili de eğitimlerimiz var. Evet. Mesela bunlar zorunlu dersem çünkü çok önemli. Özellikle mesela hemşireler için, doktorlar için, eczacılar için de aynı şekilde iletişim müthiş önemli. Tabii. En başta hemşire ve doktorlar için. Ne anlamda gelişim sağlıyorsunuz bu yönde? Burada bahsettiğim program, İlk başladığımızda programımıza 2011 yılındaki müfredatımızda da seçmeli ders olarak koymuştuk. Ve tüm fakültedeki öğrencilerimizin o dönem boyunca biraz seçmeli ders ama
hani zoraki seçmeli ders gibi olan seçmeli derslerimiz vardır ya, onlardan bir tanesi haline gelmişti. Çünkü eksik olmasın, o dönem bize bu dersi veren hocamız da çok kıymetli bir hocamız. Dersi de zevkli hale getirdiği için çok da tercih edilen bir ders olmuştu. Gelecek sene bunlar devam ediyor. Çok haklı olduğunuz nokta, tüm sağlıkçıların, bu sadece doktorlarım ve hemşirelerim değil, bu sektörde hizmet verecek herkesin çok iyi bir iletişime sahip olması gerekiyor. Kesinlikle. Bu kazanılıyor, öğrenilebiliyor diye düşünüyorum. Başlangıçta olmayabilir, hiçbirimiz bilmeyebiliriz. En tipik senaryo olan, bunların arasında anlatılan belki bir kişiye yakınlık kaybettiğini nasıl tabii, söyleyeceksiniz? Tabii, tabii, kesinlikle. Bunu mutlaka adabına uygun yapmış olmanız gerekiyor. Tabii bir yandan da öğrenmeniz gereken, böyle bir durumda siz karşılaştığınızda siz kendi ruhunuzu nasıl sağlam tutacaksınız ve arkanızı belki de dönüp diğer hastalarınıza bakmaya devam edeceksiniz. Bunları da anlatmaya çalışıyoruz evet. öğrencilerimize. Mesela bu şu çok önemli değil mi ya? Yani özellikle mesela cerrahlar için ameliyat masasında kalan hastalar oluyor. Ne kadar acı tabii. ve üzücü bir şey. Tabii. O psikolojiyi nasıl koruyorlar orada? Bununla başa çıkmayı öğreniyoruz. Zaman içinde profesyonelliğimizle birlikte bunu öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bize tıp eğitimi boyunca da öğretiyorlar. Ama buna rağmen gene de üzücü olaylar hepimiz için, bu mesleğimizin herhangi bir döneminde de karşımıza gelebilir. Bazen atlatmak kolay olabiliyor ama zaman zaman çok üstünden kendi vicdan muhasebemizi yaptığımız durumlar da oluyor. Tabii. Ama unutmayalım ki diğer bizden hizmet bekleyen, belki yardımcı olabileceğimiz, acılarını dindirebileceğimiz bir başka hasta yan odada yatıyor. Küsmememiz gerekiyor. Doğru, doğru. Ders çıkartmamız, hatamızı öğrenmemiz, onu düzeltmek için kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Burası önemli. Evet. Peki dilin önemi nedir tıpta? Çok önemli. Gerçekten çok önemli. Hı. Hatta bu nedenle bizim üniversitemizde zaten sağlık bilimleri fakültemiz haricinde %30 İngilizce zorunluluğumuz var ve bunu da sağlamak için bir hazırlık sınıfımız var. İyi bir yabancı dil programımız var. Hı hı. Siz üniversiteden dil bilmeden mezun olursanız çevrenizdeki diğer akademisyenleri, uluslararası arenada çalışan diğer doktorları, hemşireleri, diyetisyenleri yakalayamazsınız. Şu anda sağlığın dili, uluslararası dili İngilizce. O yüzden mutlaka bir yabancı dil, onu da tercihen İngilizce gidiyoruz. Bu değişecek mi yakın gelecekte? Evet, var. Bunu zorlayan İspanyolca var, Çince var. Geliyor tabii. diğer lisanlar ama hala hazırda bu İngilizce ve şiddetli bir şekilde öğrencilerimizin mezun olmadan bu dille çok iyi kendilerini geliştirmiş olmalarını istiyoruz. Peki son bir sosyal sorumluluk projelerinizi sorayım. Burada öğrencilerim çok büyük rol alıyor. Gene biz akademisyenleri, onlar çok zorluyorlar. Özellikle diş hekimliğindeki öğrencilerim etraftaki okullara giderek diş taramaları yapabiliyorlar. En önemlisi mülteciler problemimiz var biliyorsunuz. Evet. Onların çocuklarının eğitilmesi veya kontrolden geçmesiyle ilgili olarak birebir ziyaret ederek onları öğrencilerim projelere katkıda bulunuyorlar. Kızılay'ın kan vermek bağışı kampanyalarında bu sene 3 kere galiba en azından tamamladık üniversitede. Onda aktif rol alıyorlar. Sigarasız kampüs kampanyaları var. Ağaç dikelim, ormanları oluşturalım, çevreye saygılı olalım. Bunların hepsinin içine yer alıyor öğrencilerimiz. Evet. Peki şu an tercih stresinde olan öğrencilerimize ve velilerine ne söyleyelim buradan? Bir kere en önemlisi neyi gönülden seviyorlarsa meslek olarak onu tercih etsinler. Bölüm olarak onu tercih etsinler. Evet, evet. Sonrasında da o üniversitenin veya bölümün içinde akademisyen sayıları, mezunları, öğrencilere yönelik aktiviteler, sosyal alanlar, yerleşkelerin özellikleri, programların detayları, programların birbiriyle uyumları bunların hepsini gözden geçirmeleri gerekiyor. Bazen biz ne anlatırsak anlatalım, sonuçta akademisyen hatta eğitici pozisyonunda olduğumuz için bazen kulak arkası bile olabiliyor evet. notlarınız. Dolayısıyla akranlarını, kendi okullarından daha önce mezun olmuş arkadaşlarını, okulu bitirmişlere sorarak, üniversiteyle ilgili, fakülteyle ilgili bilgiler edinerek karar verebilirler. Gönüllerinden geçtiğince olsun, inşallah herkes arzu ettiği yere yerleşir. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.
Üniversiteye Doğru programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.